Ne anlattı Tuğrul size? Ne olmuş? O mu yapmış gerçekten bunu? Zeynep Hanım biraz sakin olun. Ben her şeyi anlatacağım size, tamam? Yalnız sizden ricam, önce ben size birkaç soru sorayım. Olur mu? Olur, tamam. Affedersiniz. Olay günden başlayalım. O gün saat kaçta geldi Tuğrul? O gün... tam olarak hatırlamıyorum ama geç bir saatti eve geldiğimde. Geldiğinde bir tuhaflık hissettiniz mi? Yani o gün ben daha tuhaftım. Çünkü Efe okuldan kaçmıştı ve çok canım sıkılmıştı benim buna. Onu zorladım biraz, hatta baskı yaptım. Git çocukla konuş, ne derdi var filan diye. Aramızda biraz böyle münakaşa olmuştu, onu hatırlıyorum ama... onunla ilgili bir şey hatırlamıyorum. Yani çok Efe'deydi benim aklım çünkü. Kaza yaptığını söyledin mi sen? Kaza mı? Yani bir köpeğe çarptığını söylüyor da size bahsettim acaba. Hayır. Hayır, bahsetmedi. Ne köpeği bu? Anlamadım. Şimdi bakın, olay yerine yakın bir fabrika var. O fabrikanın güvenlik kamera kayıtlarında da Tuğrul Bey görünüyor. Telefon sinyalleri de bunu doğruluyor. O gün aynı dakikalarda Kaan'ın orada olduğunu biliyoruz. Elimizde fiziksel kanıtlarımız var. Ama Tuğrul Bey oraya köpeği gömmeye gittiğini söylüyor yani. İddiası bu. O mu yapmış çocuğa bunu? Tuğrul mu yapmış yani? Bilmiyoruz. Ama şüphelerimiz var. Bugüne kadar bunu hiç anlatmamış olması da şüphelerimizi çoğaltıyor. Ne dedi peki yani? Görmüş mü çocuğu? Ne anlatıyor ki size? Ne anlattı? Görmediğini söylüyor. Sadece köpeği görmüş. Ya öyle diyor. Bagajda da bir kan var. Kan mı var? Çocuğun kanı mı var? Ne kanı var? Henüz bilmiyoruz. Yani Tuğrul'un iddiasına göre bir köpek kanı. Ama... belki de başka bir insana ait. Kafam kaşındı. Nasıl başka bir insana ait? Anlamadım. Bakın, Tuğrul o gün kaza yapmış. Evet. Kayıtlarda bu var. Bir şeye çarpmış. Yani belki de bir insana çarptı. O çarptığı şeyi ormana gömmeye gittiği zaman Kaan onu görüyor ve... Kaan onu gördüğü için... Ay. Zeynep Hanım, Tuğrul böyle bir şey yapabilir mi? Yani sırf bunu gördü diye bir çocuğu... Bunu saklar buraya. Bunu ne yapıyorsun ya? Bunu ne yapıyorsun ya? Bak. Saçmalama. Bak bak, başına bak. Ulan Zeynep, şimdi seni iki tokatla bayıldım. Şu direksiyona otursam, ondan sonra arabayı şuradan aşağı salsam... Ya. Sence kaç parçaya bölünürsün ha? Kaç? Lütfen yapma. Bırak lan Tuğrul'u Murul'u. Gerizekalı. Ulan bana bir şey söyle. Abi saçmalama. Ya beni öldürmemem için. Tek bir neden lütfen söyle. Yapma. Zeynep. Ya dur. Ulan söyle. Ay. Tuğrul itibarı için, parası için her şeyi yapar. Zeynep. Hoş geldin. Efe nerede? Geldi mi o da beni görmeye? Ne oldu ya? Niye öyle bakıyorsun? Zeynep bak, benim üstüme yıkmaya çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar vallahi. Çıkacağım buradan. Ormana gittiğini niye söylemedin? Ya... Zeynep, ben bir köpeği öldürmüştüm. Ama yanlışlıkla. O yüzden ormana götürüp gömdüm. Vallahi ispatlayacağım. Köpeğin yerini de göstereceğim. Çıkacağım buradan yakında. Çocuğu gördün mü ormanda? Yok Zeynep ya. Nereden göreyim çocuğu? Doğruyu söyle Tuğrul. Ben senin kaç yıllık karın, çocuğunun annesiyim. Öldürdün mü o çocuğu? Yok yok Zeynep. Ben böyle bir şey yaptıysam Allah benim belamı versin ya. Zeynep, sen benim bir çocuğu öldürebileceğime nasıl inanırsın? Ha sen hiç mi tanımadın beni?
tanıdım. Çok iyi tanıdım seni. Ayaküstü milyon tane yalan söyleyebileceğini biliyorum. Zeynep, ben yapmadım. İtibarın için çocuğunu satabileceğini de biliyorum. Ben yapmadım. Gözün döndüğünde neler yapabileceğini de çok iyi biliyorum. Zeynep, Allah benim belamı versin, ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. Zeynep! Zeynep, ben yapmadım! Yapmadım ben! Zeynep! Yapmadım ben!